Erdoğan'ın da tepki gösterdiği ÖSO'ya yönelik açıklamalar CHP ile AK Parti karşı karşıya getirdi. CHP'li bazı kurmaylar ÖSO, El-Kaide'den kopan gruplardan oluşuyor, dikkat edilmeli dedi. AK Parti cephesi CHP algı operasyonu yapıyor eleştirisiyle Deryan Smith. Bu ÖSO böyle sütten çıkmış ak kaşık olay değil. Özgür Suriye ordusunu terörist gibi göstermek söylemini başlatmış bulunuyor. AK Parti ile CHP arasında yeni bir polemik başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye'deki muhaliflerin ÖSO'nun kaynağı El-Kaide'dir dedi. AK Parti'den tepki gecikmedi. Cumhuriyet Halk Partisi Zeytin Dalı Harekatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük herhangi bir şey söyleyemediği için algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Bu işten İç siyasete malzeme sağlamak için polemik yapmak da siyasi edepsizliğin daha nez kalsındır. AK Parti sözcüsü algı operasyonu vurgusu yaptı. Harekata destek açıklamasını yapan CHP'nin ÖSO'yu itibarsızlaştırmak niyetinde olduğunu savundu. ÖSO, El-Kaide uzantılı cihatçı örgütlerden toparlanmış bir birliktir. Özgür Suriye ordusunu itibarsızlaştırmak, IŞİD'le DAEŞ'le ilişkilendirmek için bir yine maalesef algı operasyonuna başlamış gözüküyor. Ünal CHP sözcülerinin açıklamalarına tepkiliydi. Tezcan'ın Bilal Erdoğan'ın fotoğrafına eleştirisine yanıtı sert oldu. Harekat yönetir pozlarla fotoğraf servis ediliyor. Bilal Erdoğan'ın orada işine. Cumhuriyet Halk Partisi görevlendirildiği üzere Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanımızın ailesine, hakaretlerine, edep dışı ifadelerine devam ediyor. Öyle görünüyor ki CHP ile AK Parti arasında Suriye başlığıyla var olan gerilime ÖSO üzerinden yeni bir cephe açılacak ve tartışmalar sertleşecek. Efendim dün cihatçıymış, teröristmiş, bugün normalleşmiş. Ben onları bilmem. ÖSO ile iş tutuyorsunuz. Dikkat edin. Eğer DAEŞ'in müttefikini arıyorlarsa DAEŞ'in müttefiki PYD'dir. Bu ÖSO da bizi kandırdı. Allah bunların belasını versin dememeleri için yapıcı uyarımızı ortaya koyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu tehlikeli söylemden vazgeçmeye davet ediyorum.